Merhaba sevgili izleyiciler. Şu anda Muratpaşa Mahalle Muhtarlığı'ndayız. Muhtarımız İsmail Tacir ile kısa bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Muratpaşa Mahalle Muhtarı İsmail Tacir. Muratpaşa Mahallesi hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Muratpaşa Mahallesi Antalya'nın ilk kurulan imarıdır. Parkımız yok. Yeni yeni yapılmaya başladı. Ondan sonra spor alanlarımız yok. En başta tek bir tane okulumuz var. En büyük sıkıntımız mahallemizde sağlık ocağı. Neden sağlık ocağı var etrafımızda? Mesela 5 kilometre, 6 kilometre eski sanayinin orada 9 dolu var. Hepimiz oraya gidiyoruz. Hani biz genciz. Yaşlılar maalesef gidemiyor. İstek ve taleplerinizin Muratpaşa Belediyesi'ni ilgilendiren kısmının haricinde Büyükşehir Belediyesi'ni ilgilendiren konularda sıkıntılarınızı dile getirdiniz mi? Dile getirdiyseniz nelerle karşılaştınız? Her zaman sıkıntılarımı getirdim. Hiç durmam. Çünkü ben burada doğdum. Ben buranın insanıyım. Mahalle benim. Halkım benim. Halkım beni seviyor. Ben 3 dönemdir muhtarım. Halkım beni devamlı desteklemektedirler. Hatta geçen sene 6 kişi karşıma çıktı. Gene ben kazandım. Halkım beni seviyor. Ben halkım için çalışıyorum. Başka bir şey değil. Muratpaşa Belediyesi döndü buraya baktı. Her isteklerimizi yerine getirmekte. Tabii onun da yetişemediği yerler var. Ha, büyük şehrinde ana artellerde ihtiyacımız var. Çok önemli bir şey. Mesela yağmur sularının drenajlarını yapmakta. Mesela caddelerimizde herhangi büyük şehre ait olan yerlerin yapmasına. Allah razı olsun şimdi ne istediksek ama Büyükşehir, ama Muratpaşa, Ümit Uysal her zaman için bir telefonla hepsi yağmıştır. Merhabalar. Muratpaşa Mahallesi sakini olarak talep ve istekleriniz var mıdır? Ya da dile getirmek istediğiniz bir şikayet söz konusu mu? Şimdi ben Muratpaşa Taksi Durak Başkanıyım ve ayrıca Muratpaşa Mahallesi Muhtar Yardımcısıyım. Şöyle bir sorun var. Bu Karacaoğlan Caddesi'ndeki keskin virajın her gün burada kaza oluyor. Bu kazanın önlenmesi için Büyükşehir Belediyesi'nin burayı tırtırlı bir araçla veyahut da makineyle asfaltı tırtırlamasını istiyorum. Çatal Köprüsü Caddesi'ndeki park sorunlarının çözülmesini istiyorum. Şimdi özellikle ben hemen şu 585 nolu sokakta oturuyorum. Çok yağmur yağdığı zaman burası gölleniyor. Buranın sularının boşaltılması, yani drenajların temizlenmesi lazım. Bir de o bölgeye alt taraftan elektrik hatları döşendiği için komple o şeyler, kanallar doldu. Onların bir temizlenmesi lazım. Ben şu konuya değinmek istiyorum. Bu yurt dışından gelip Ruslar, ondan sonra Hollandalılar, Belçikalılar güneşimizi falan kıskanıyorlar. Geliyorlar burada. Ondan sonra burada fuhuş yapıyorlar. Ondan sonra bütün erkeklerimizi elimizden alıyorlar. Ben bu konuya değinmek istiyorum. Yani en çok bundan rahatsızım. Muratpaşa Mahallesi'nin talep ve sıkıntılarını dinledik. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.